misafir gelirmiş evime hoş geldiniz. Bugün sizinle inşaat temizliği yapacağız. Benim banyomu temizleyeceğiz. Ben uzun zamandır da böyle inşaat temizliği falan yapmadım. Bunun için bir takım malzemeler getirdim evden. Hemen sizinle bunları paylaşayım. Neler kullanacağımı göstereceğim. Şöyle bir havaya kaldırayım. Öncelikle şöyle bir kova getirdim evden. Artı yerleri ve fayansları en son muhtemelen yumoşla sileceğim. Öneririm, çok güzel temizliyor. Haricinde bir tane şöyle porçöz getirdim. Bunu kullanmayı sevmiyorum. Ancak mecburen kullanacağım. Çünkü klozetin içi gerçekten içler acısı. Daha sonra yine baştan sona mutlaka ki banyoyu bir dezenfekte etmek istiyorum. Onun için Domestos getirdim. Yine gelirken bir tane de tabure getirdim ki üst bölümlere daha kolay ulaşabileyim diye. Aslında ev daha henüz boyanmadı. Ancak ben en azından işte bugün mutfak ölçüsü almaya gelmişlerdi. Banyomu bir temizleyeyim istedim. Çünkü klozeti çocuk kullanmak zorunda kalacak. Ve insanı gerçekten içi almıyor. Daha sonra işte buraları boyandıktan sonra da buraları tekrar kendim muhtemelen temizlemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Ben bir kenardan temizliğe başlayayım. Ama öncesinde size bir banyoyu yakından göstermek istiyorum. Klozeti gösterip göstermemekle biraz tedirginim. Ben yine de kameraya görüntüsünü alacağım. Eve gidene kadar bir düşüneceğim onu sizinle paylaşmama konusunu. Gösterirsem de çok soru yani. Kusura bakmayın. Neyse, ben artık banyo temizliğime başlıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şöyle tavana doğru çıkıyorum. Burada aydınlatıcı yok diye düşünmüştüm ama varmış. Çok mutlu oldum. Elektriği yeni üstüme aldım çünkü. Burada daha öncekilerin kullandığı sabun var. Burada ıvır zıvırlar var. Bunları biraz sonra çöpe atacağım. Buraları az sonra tamamıyla dezenfekte edeceğim. Klozette mutlaka ki porçöz kullanmam gerekiyor. Şu klozet gerçekten rezalet. İnsanın midesini kaldırıyor. Şimdi şu porçözü dökeceğim bir müddet. Bekleteceğim burada. Bekleyene kadar da şimdi şu üstlere ister istemez porçöz değmediğim için şöyle biraz fırçalayacağım. Fırçayı da içine koyacağım şimdi, biraz dezenfekte olsun. Şu şekilde bir müddet beklesin. Yaklaşık olarak 10 dakika beklettim. Tekrar şöyle fırçalıyorum. Fırçayı içinden çıkarıp bir suyunu çekeyim, sifonu. Domestos'a dedim, eski bir temizlik bezim var. Zara'nın tişörtü bu. Şöyle her yeri bir tek seferde sileceğim. Aynı bezle klozetin de altını, üstünü, kenarını sileceğim. Ve bu bezi tabii ki çöpe atacağım. Bir de temizlik yaparken saçlarınızı niye bağlamıyorsunuz diyenler oluyor. Bende migren var. Şimdi bağlasam 10 dakika sonra hastanelik olurum. O sebeple saçımı maalesef bağlamıyorum. Hemen şöyle Domestos'u bol bol sıkacağım. Ve şuraları bir güzelce dezenfekte edeceğim. Sonra da klozetimi sileceğim. Normalde asla ve asla klozetin üstüne su tutmam ama bu inşaat pisliği daha öncekiler nasıl kullanmış gördünüz. O sebeple şimdi bu Domestos'u sildiğim her yeri suyla bir akıtacağım pisliğini. Ondan sonra devam edeceğim. Thank you.
duşun olduğu karşı duvar var. Buranın fayanslarını sileceğim. Normalde ben kendi evimde kesinlikle Domestos kullanmıyorum. Belki 6 aydan 6 aya. Ama söylediğim gibi kim bilir kimler kullandı. Banyonun halini öncesini gördünüz. Bir ilk başta bir dezenfekte etmek istediğim için kovanın içine sünger koydum. Biraz su doldurdum. Domestos koyacağım. Önce süngerle şu karşı duvarı ve duşu temizleyeceğim. Şimdi de normal bir nemli bezle bütün bu Domestos'la süngerle geçtiğim yerleri sadece suyla sıkıp sıkıp durulamasını yapacağım. Şimdi kabasını aldım, duruladım. İz bırakmayan bezimle sadece suyla üstünden tekrar geçeceğim ki su lekeleri falan kalmasın. Harika. Ovalıyorum, ovalıyorum, çıkmıyor. Ne o? Bir reklam. Filiz Hanım yoruluyordu. Filiz Hanım temizlik yapıyordu. Ovalıyor, ovalıyor, çıkmıyordu. Takılmıştır benim adım. Benleri siler parlatırım. Sırada kapının arka tarafı var. Senin gibi bir annem olduğu için çok şanslıyım. Ay canım benim. Ben de sizin gibi kızlarım olduğu için çok şanslıyım. Kameramanınıza kaç para veriyorsunuz maaş olarak? Maaş vermiyorum. Aa, günlük mü veriyorsunuz? Yatak. Yatağını falan veriyorum. Anlıyorum. Aslında bunu sona bırakacaktım ama şimdi evet. Sen burada olunca bu tedirgin oluyorum. Yapamam diye. Ay, üstüne falan değer. Aa. Domestos ya artır. Oo, baş başa kaldık. Oo. Aman dikkat. Dikkat et. Anne. Kaydım. Anne bir daha dikkat et. Neyse düşmedim. Önemli olan o. Dikkat et lütfen. Peki. Allah'ım çok korkmuştum. Neyse öyle gidiyor bak çok eziliyor. Düşseydin de çekmeye devam et. Oha. Şimdi her tarafı bitirdim kapıdan. Sadece şu köşe kaldı ve yerler kaldı. Burayı Domestos'la temizleyeceğim. Ayakkabının yıkanması mı gerekiyor? Hayır, sadece Domestos oldu. Ve görev tamamlandı artık. Bitiyor. Çok az kaldı. Yuvarlanıyordum gördün mü? Hayır. Ha? Hayır görmedim. Arkama doğru yuvarlanıyordum. Dikkat lütfen. Peki. Diyorum ama. Sara. Şurayı
yerinde kaldı. Nazar. Neyse, elektrik şikayetini bunu taktırırım ben. Getirmeye başlayacaktım. Ben bulaşık deterjanı getirdim zannettim. Ama maalesef getirmemişim. O yüzden zemini ilk etapta bu mesosla sileceğim. Sonra bir kat daha sileceğim ve temizliğimi bitireceğim. Evet. Son defa siliyorum. Ama bu defa domestos dökerek sileceğim. Hı hı. Suyu tekrar yenilerim. Hı hı. Şöyle. Evdeki pedallıya alışığım ya. Bir garip oldu. Nasıl yapacağım? Gelelim şimdi. Kapının arkasını siliyorum, geliyorum. Tamam. O köşe, bu köşe. Şu köşe. Tertemiz. Odalar her ne kadar boyanmamış olsa da en azından banyomu iyi bir şekilde dezenfekte ettim. Çünkü ihtiyacımız olacak. Kapının dışını özellikle silmedim. Çünkü biliyorsunuz yakın bir tarihte diğer odalar boyanacak. Ama o boyanana kadar çocukla da burada olacağımız için, yani çocuk tuvalete girmek istemiyordu. Haklı, çünkü gördünüz zaten klozetin durumunu. Şu anda mis gibi ışıl ışıl oldu, görüyorsunuz. Bez izi kalmadı. İyi bir şekilde dezenfekte ettiğimi de düşünüyorum. Sanırım sesim burada yankı yapıyor. Baksanıza, sabunumuzu da koydum oraya. Ama tuvalet kağıdını getirmeyi unutmuşum. Biliyorsunuz parça parça getirdim bütün eşyaları. Mis gibi oldu gerçekten, içime sindi. Orayı silerken de biraz tereddüt ettim. Hadi içeri gireyim. Ayakkabımı çıkararak giriyorum. Kıyamadım. Baksanıza armatürler falan oldukça ışıldadı. Tertemiz oldu. Biliyorsunuz klozeti su ile duruladım. Çünkü gerçekten içime sinmeyecekti. Ama bu ilk ve son defa olacak. Klozetimin içini de göstermek istiyorum size. Bu fırçayı ve o fırçanın fırçalığını dezenfekte ettim. Klozetime bakın. Pırıl pırıl bir klozetim oldu. Bir tane bile kireç lekesi kalmadı. Lavabom keza mis gibi oldu. Yani temizlik gibisi gerçekten yok. Şuralarda falan kireç lekeleri vardı, onlar gitti. En son bunun en üstünü sildim. İşte altını, üstünü, her yerini domestosla bir güzelce sildim. Her ne kadar dışarısı batık olsa da banyo gerçekten çok önemli. Böyle dağınıklığın içinde en azından tertemiz bir banyomuz oldu. Benim evimdeki banyomun yarısının yarısı kadar mini minnacık banyo tam 3,5 saat sürdü temizliği. Zara da tabii burada sıkıldı. Biraz ders çalıştı. Ondan sonra yapacak bir şey bulamadı çocuk haliyle. Ben de videomu artık burada kapatacağım ve evimize gideceğiz. İlk başta video çekerken epeyce bir zorlandım. Çünkü alan çok dar.
dar olunca tripodu da bir yere konumlandırıyorsunuz falan filan, hiç uzatmayayım onları. Tam yarısına gelmek üzereydim, kızım ve arkadaşları geldiler. Çok iyi oldu onların geldiği, bir de tatlı getirmişler, bir kahve molası verdik, tatlı keyif falan yaptık. Onlar giderken de çöpler vardı, bayağı birikmiş çöpler, sağ olsun onları attı arkadaşlarıyla birlikte. Haricinde kamerayı o aldı en son eline. Umarım her şeyi güzel bir şekilde çekebilmişizdir. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz YouTube kanalları için yorumlar çok önemli. Lütfen bir kalp lavası videonun altına bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca videomu artık burada sonlandırıyorum. Bana destek olmak isterseniz, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.